Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 19 Temmuz 2023 Çarşamba. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkeyi kapsayan Körfez turunun 3. ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İkili ilişkiler bütün boyutlarıyla ele alınacak, yeni anlaşmalara imza atılacak. Ziyaretten notları da bize Abu Dhabi'deki TRT ekibinden Ahmet Yılmaz aktaracak birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Körfez turunda sevgili seyirciler 200'e yakın iş insanı da eşlik ediyor. Ziyaret önemli görüşmelere vesile oluyor. Karşılıklı yatırım fırsatları değerlendiriliyor. Peki ne tür yatırımlar söz konusu? Mercek altına alacağız Avrasya gündeminde. Körfez turunun Suudi Arabistan ayağında en dikkati çeken anlaşma savunma sanayi alanında oldu. Sevgili seyirciler, Bayraktar Akıncı TİHA artık Suudi Arabistan semalarında da uçacak. Ayrıntıları aktaracağız. Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını 3. kez uzatmayacağını duyurdu. İşte açıklamanın yankıları sürüyor sevgili seyirciler. Dünya krizden bir çıkış yolu ararken Newsweek dergisinden çarpıcı bir Erdoğan analizi geldi. Erdoğan'ın krizdeki rolüne dikkati çekti ABD'li dergi. Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'ın desteğini alabilmek için savaştığını yazdı. Moskova muhabirimiz Uğur Keleş ile konuşacağız. Son durumu özellikle tahıl koridoruyla ilişkili. Sevgili seyirciler, bu arada Ukrayna savaşının ardından daha da yakınlaşan Çin ve Rusya askeri işbirliğinde büyütüyor. İki ülke Japonya yakınlarında başlattıkları ortaklaşa en büyük hava ve deniz tatbikatıyla adeta Batı ve müttefiklerine güç gösterisinde bulunuyor. Pekin temsilcimiz Musab Eryiğit paylaşacak o tatbikattan notları. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi ve Orta Asya ülkeleri liderlerinin katıldığı zirve başladı. Zirveden notları Taşkent ve Astana'dan canlı bağlantılarla değerlendireceğiz. Azerbaycan gündeminden notları da Bakü'den Fatih Avanos'tan alacağız. Yoğun bir gündemimiz var, başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu sürüyor. İlk olarak Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. İki ülke arasında enerjiden savunmaya 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını Katar'da sürdürdü. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile görüştü. İki liderin güç birliği mesajı verdiği görüşmede ortak bildiri imzalandı. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması daha önce 3 kez uzatıldı. Ancak bu kez Rusya süreci uzatmadığını duyurdu. İnsani koridoru kapattı. Anlaşmaya dönmek için verilen sözlerin yerine getirilmesinde şart koştu. Ukrayna ise Moskova'nın olmadığı bir koridorun kurulması teklifinde bulundu. Ukrayna Savaşı'nın ardından daha da yaklaşan Çin ve Rusya askeri işbirliğinde büyütüyor. İki ülke Japonya yakınlarında başlatılan ortaklaşa en büyük hava ve deniz tatbikatıyla Batı ve müttefiklerine güç gösterisinde bulunuyor. Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönünde bir füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Amerikan ordusunda görevli bir askerin sınırı aşarak Kuzey Kore'ye geçtiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askerin durumundan endişe edildiğini söyledi. İsrailliler 28 haftadır Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor. On binlerce kişi ülke genelinde yine sokaklara indi. İsrail polisi göstericilere TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. 60 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Joe Biden'la İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ikili görüşmede İsrail'deki tartışmalı yargı reformuyla İran meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İngiltere'de parlamento yasa dışı göçü engelleme yönelik tasarıyı onayladı. Gündeme geldiğinden beri tartışma yaratan tasarıyla Manş Denizi üzerinden teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenler 28 gün içinde sınır dışı edilecek. Türkiye ve Birleşik Krallık yeni serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama kararı aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, güncellenecek anlaşmayla mal ve hizmet ihracatçıları için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı, iki ülke arasındaki ticari bağları derinleştirmek için sabırsızlıklandıklarını vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ilk kez yapay zeka konulu oturum düzenlendi. Genel Sekreter Antonio Guterres, yapay zekanın küresel barış ve güvenliği derinden etkileyebileceğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de yapay zekanın sınır tanımadığını belirtti.
Kuzey Makedonya festival havasında düğüne ev sahipliği yaptı. Mavrova Belediyesi'ne bağlı Galiçnik köyünde bu yılda şanslı bir çift geleneksel düğünle dünya evine girdi. Dünyadan gelişmeler böyle, detayları konuşacağız önümüzdeki bir saat boyunca birlikte sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu sürüyor. İlk olarak Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. İki ülke arasında enerjiden savunmaya 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını Katar'da sürdürdü. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü. İki liderin güç birliği mesajı verdiği görüşmede ortak bildiri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıktı. İlk durak Suudi Arabistan oldu. Erdoğan'ı Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. El Selam Sarayı'nda resmi karşılama töreni yapıldı. Töreni öncesi bir de sürpriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman otele beyaz renkli togla geldi. Direksiyonda Suudi Arabistan Veliaht Prensi vardı. Araç Suudi heyetten tam not aldı. Resmi tören iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin ardından Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman heyetler arası görüşmeye geçti. Heyette Türkiye'yi temsilen Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanları yer aldı. Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman baş başa görüştü. El Selam Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeler sonrasında önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında özellikle enerjiden savunma sanayine kadar farklı alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye ve Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırımlar teşvik edilecek. İletişim alanındaki işbirliğine ilişkinde mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Milli Savunma ve Enerji Bakanlıkları arasında yapılan işbirliği anlaşmalarının yanı sıra Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Türkiye'nin ilk milli İHA sistemlerini ve ilk milli insansız savaş uçaklarını üretip ihraç eden Baykar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi de dikkati çekti. Resmi temasların ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman kendisine hediye edilen togla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı. Erdoğan daha sonra Körfez turundaki ikinci durağı olan Katar'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Katar Emiri El Sani görüşme esnasında Erdoğan'a Lionel Messi'nin imzaladığı FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde kullanılan topu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani'ye Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre TOG'u inceledi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Cassim El Thani tarafından imzalanan bildiride iki kardeş ülke ve halklarının yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan sonra Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Erdoğan'ın yoğun programı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la yapacağı görüşmeyle başlayacak.
İki lider daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine de iştirak edecek. Son derece yoğun bir program. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu pazartesi öğleden sonra başladı. Suudi Arabistan, Katar şimdi 3. ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde sevgili seyirciler. Muhabir arkadaşımız Ahmet Yılmaz bu ziyareti yerinde takip ediyor. Ona dönelim ve son ayak Birleşik Arap Emirlikleri dedik. Ziyaretin gündemini alalım senden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu kapsamında bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak. Yine diğer iki ülkede olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları da oldukça yoğun geçecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde Abu Dhabi'deki Kasr el Vatan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılanacak. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından. O resmi törenin ardından liderler bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmeye Türkiye heyetinde yer alan bazı bakanlar da katılacak. Son döneme baktığımızda aslında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler ivme kazandı. Son 1,5 yılda karşılıklı üst düzey ziyaretler yapıldı. Liderler düzeyinde gerçekleşti bu ziyaretler. Özellikle bugün gerçekleştirilecek görüşmelerde mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Özellikle ekonomi ve yatırımlar özelinde yeni projeler konuşulacak. Yine son 1,5 yıla baktığımızda hem Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti hem de El Nahyan'ın Türkiye ziyaretlerinde toplamda iki ülke arasında 23 anlaşma imzalandı. Bugün gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde yine Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında değeri milyarlarca doları bulan yeni anlaşmalar imza altına alınacak. Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından bu çerçevede bu ziyaretin oldukça önemli olduğunun altını çizmekte yarar var. Elbette sadece yatırımlar ve ekonomi gündemde olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan arasında yapılacak görüşmede yine bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kars El Vatan Sarayı'ndaki temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu'na katılacak. Erdoğan Türkiye'den beraberinde oldukça fazla iş insanıyla beraber Körfez turuna başladı. Bugün de Abu Dhabi'de bir iş forumu düzenlenecek. Özellikle yine o iş forumunda iş insanlarıyla bir araya gelecek. Yine gündemde ekonomi ve yatırımlar olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını tamamladıktan sonra yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek. Yine diplomasi trafiğine devam edecek. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Ercan Havalimanı'nın açılışın törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine o açılış töreni vesilesiyle Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Evet, son derece yoğun bir gündem. Ahmet Yılmaz Körfez turunun 3. ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dhabi'den paylaştı. Bizimle detayları sevgili seyirciler. Tabii o da altını çizdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna iş dünyasıyla birlikte çıktı. Türk iş insanları Doha'da Katarlı yatırımcılarla bir araya geldi, yapılacak yeni yatırımlar değerlendirildi. Peki Türkiye yakın dönemde Katar'a ne gibi yatırımlar yapacak? Detaylar haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Körfez turunun ikinci durağı Suudi Arabistan'dan sonra Katar oldu. Türkiye'den giden 200 iş insanı da ziyarete katıldı. Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu tarafından Doha'da programlar düzenlendi. Katarlı iş insanlarıyla görüşmeler yapıldı, yatırım fırsatları değerlendirildi.
ülkelerimiz zaten dost çerçevede çalışıyorlar. Bu dostluk ister istemez ekonomik aktivitelere de yansıyor. Türkiye'nin buraya ihracatı tabii tarım ürünleri bizim için çok önemli ama son dönemde sağlık ürünlerimiz var, savunma sanayi ürünlerimiz var, otomotiv ürünlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye sanayisinin ve tarımının güçlü olduğu yerlerden bizim Katar'a ihracatlarımız var. Peki Katar'a hangi alanda ne tür yatırımlar söz konusu? Esas odaklanılan nokta karşılıklı yatırımların arttırılması. Gıda alanında çok büyük yatırımlarımız var. Sağlık alanında yatırımlarımız var Katar'a. Şimdi bir de Katar'da bir sanayi üssü olarak yatırımlar düşünülüyor. Çünkü Katar çok güzel serbest bölge imkanları sağlıyor Türk yatırımcılar için. Katarlı iş insanları Türkiye'de ağırlıklı olarak gayrimenkul ve finans sektöründe yatırım yapıyor. Yapılan görüşmelerin iki ülkenin ticaretine ve yatırımcılarına olumlu katkı sunması bekleniyor. Tabii ziyaret önemli anlaşmalara da aracılık ediyor sevgili seyirciler. İşte bunlardan biri Baykar'la Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında gerçekleşti. Buna göre Bayraktar Akıncı TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor. İlk durak olan Suudi Arabistan'da birçok işbirliği anlaşmasına imza atıldı. En dikkat çekenlerden biri savunma sanayi alanında oldu. Bayraktar Akıncı TİHA artık Suudi Arabistan semalarında da uçacak. Cidde'deki imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da katıldı. Anlaşmayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin El Beyari imzaladı. Kapsamlı anlaşmayla iki ülkenin yüksek teknolojik geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda işbirliği yapılacak. Anlaşmayla Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Bayraktar Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 29 Ağustos 2021'de katıldı. Her operasyonda başarıyla görev yapan Akıncı TİHA, 45.118 feet irtifayla milli havacılık rekorunu da elinde bulunduruyor. Baykar, 2023 yılına Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalayarak başlamıştı. Anlaşmayla 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 ihraç edilecek. Bayraktar TB2 SİHA'lar, Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte NATO üyesi 4 ülkeyle AB üyesi 2 ülkenin envanterine de girdi. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan'a Akıncı TİHA ihracatını öngören sözleşme bakanların da gündeminde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlaşmayı Türkiye ticaret tarihinde savunma ve havacılık alanındaki en büyük ihracat anlaşması olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de toplanıyor. Toplantının gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri var. Dışişleri Bakanları Türkiye'nin NATO zirvesinde İsveç'in ittifaka üyelik başvurusuna ilişkin aldığı kararı sonrasında durum değerlendirmesi yapacak. Brüksel'e gidelim şimdi. Mustafa Seçen bizi bekliyor, TRT Belçika temsilcisi. Mustafa, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi çıkışı çok ses getirmişti. NATO zirvesine damgasını vurmuştu adeta. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? 50 yıl aşkın süredir Avrupa Birliği kapısında bekliyor Türkiye. Açın bize AB'nin kapılarını, biz de açalım İsveç'e NATO'nun kapılarını. Son derece önemliydi o çıkış. Hemen ardından da destek açıklamaları geldi Türkiye'ye ama somut adım bekliyoruz tabii. Yarınki toplantı bu açıdan önemli. Senden alalım ayrıntıları, değerlendirmeleri. Coşkun Hocam, hali güzel özetlediniz. Tabii yarınki toplantı gerçekten bu açıdan önemli. Çünkü Türkiye'nin talepleri aslında masadaydı. Özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konular Türkiye'nin talepleri arasında aynı zamanda yer alıyor. Tabii ki ana hedef Avrupa Birliği tam üyeliği olmakla birlikte önce halledilmesi gereken tabii bu konularda masada yer alan başlıklar arasında. Geride bıraktığımız ay düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde aslında Avrupalı liderler
Komisyon Avrupa Komiseri Josep Borrell'den Türkiye'ye yönelik bir rapor hazırlamasını talep etmişlerdi. Josep Borrell bu raporu hazırladı ve yarınki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında tabi bu rapor aynı zamanda görüşülecek. Yarınki toplantı sabah saatlerinde başlayacak. Öğlen yemek kısmında ise Zoom üzerinden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken de bu toplantıya katılacak. Hatırlanacağı gibi geride bıraktığımız Vilnius zirvesinde Türkiye'nin bu taleplerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsveç'ten, İspanya gibi ülkelerden Türkiye'nin bu taleplerine destek açıklamaları zaten gelmişti. Özellikle tabii ki İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmasının ardından İsveç'te Türkiye'nin bu süreçlerine destek vereceğini açıklamıştı. Ki yarınki toplantıda bu açıdan tabii hayli önemli. Geride bıraktığımız hafta Vilnius zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu da söylemişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanım Akif Çağatay Kılıç'ı Brüksel'e yolladım. Orada görüşmeler yapacak bu konularla ilgili demişti ki geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç burada Brüksel'de temaslarda bulunmuştu. Tabii Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye gibi önemli bir ülkeyle muhakkak tabii diyalog kanallarının, iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini özellikle tabii belirtiyorlar. Çünkü masada pek çok aslında tumturaklı başlık olsa da işte Libya gibi, Suriye gibi, Kıbrıs gibi pek çok aslında anlaşılamayan başlık olsa da Türkiye ile bir şekilde diyalog kanallarının açık tutulması tabii konuşuluyor. Yarın bu toplantı sabah saatlerinde sabah Türkiye saatiyle saat 9'da başlayacak ve bir gün boyunca devam edecek. Ve Türkiye ile gelinen son durum, Türkiye'nin talepleri ve özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestlisi hususlarında neler yapılabilir? Aslında bir sonraki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Dışişleri Bakanları çalışmalar yapacaklar. Öte yandan Avrupa Birliği yetkilileri özellikle son gelişmeler ışığında Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasına imza Türkiye vesilesiyle aslında devam eden tahıl koridoru anlaşmasına destek açıklamaları da tabii bir yandan geliyor. Buna ilişkin de yarın Türkiye'ye bu hususta destek açıklamalarının yine gelmesini bekliyoruz. Toparlamak gerekirse yarın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları burada Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacaklar. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere farklı konularda görüşülecek ama en önemli görüşülecek konulardan birisi de Türkiye olacak ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde atılacak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar olacağını söyleyebiliriz Coşkun Hocam. Evet, önemli bir toplantı. AB Dışişleri Bakanları toplanıyor. Gündemde Türkiye-AB ilişkileri de olacak. Yarın bu toplantıyı yakından takip edeceğiz. Yine senden değerlendirmeler almayı sürdüreceğiz Mustafa Seçen. Çok teşekkürler. Türkiye ve Birleşik Krallık yeni serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama kararı aldı. Sevgili seyirciler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat güncellenecek anlaşmayla mal ve hizmet ihracatçıları için İlave pazar fırsatları sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten sorumlu devlet bakanı ise iki ülke arasındaki ticari bağları derinleştirmek için sabırsızlandıklarını vurguladı. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yeni serbest ticaret anlaşması için harekete geçildi. Yetkililer, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmelere başlama konusunda anlaştı. Konu hakkında ortak bildiri yayımlandı. Bildiride iki ülkenin karşılıklı büyüme ve refahı artırıcı etkiye sahip serbest ticaret ortamını desteklemenin önemli olduğunu kabul ettiği kaydedildi. Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulundu ifadeleri kullanıldı. Türkiye ve Birleşik Krallık güncel ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini bugün bu ortak açıklamayla teyit etmektedir. Anlaşmamızı güncelleyerek mal ve hizmet ihracatçılarımız için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedefliyoruz. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch da açıklama yaptı. Anlaşmayla ticaretin artırılabileceği ve İngiliz şirketlerinin bu alandaki fırsatları yakalayabileceğine dikkati çekti. Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla İngiliz şirketleri ve işletmelerinin ihracatı için büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Yeni anlaşmanın dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayacağını, iki ülkenin modern ekonomileri için bunun daha uygun olacağını ifade etti. Badenoch, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi sağlayacak bu anlaşma için sabırsızlanıyorum değerlendirmesinde bulundu.
Bir değerlendirmede Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Polio'dan geldi. Hem Türkiye'deki hem de Birleşik Krallık'taki şirketlerin büyümesi için ülkelerimiz arasındaki ticaret artmasını dört gözle bekliyorum. Evet, dünyanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Avrasya gündeminde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması. Daha önce 3 kez uzatıldı ancak bu kez Rusya süreci uzatmadığını duyurdu. İnsani koridoru kapattı. Anlaşmaya dönmek için verilen sözlerin yerine getirilmesini de şart koştu. Ukrayna ise Moskova'nın olmadığı bir koridorun kurulması teklifinde bulundu. Gelişmeleri izleyelim, ardından Moskova'ya bağlanacağız son durumu almak üzere. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süre doldu. Moskova, 3 kez uzatılan anlaşmanın güvenlik garantilerini geri çekti. Hatta bölgedeki deniz taşımacılığının tehlikede olduğu uyarısında bulundu. Kiev, tahıl sevkiyatını anlaşma olmaksızın gerçekleştirebilmek için B planı hazırlığında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklaması bunu doğruluyor. Zelenski, Rusya olmadan da Karadeniz Koridoru'nu kullanabilmemiz için her şey yapılmalı, korkmuyoruz, dedi. Ukrayna'nın B planının hayata geçirilebilmesi için 500 milyon dolarlık bir garanti fonu kurulması gerekiyor. Bu fon üzerinden Karadeniz'de seyir halindeki gemilerde oluşabilecek hasar ve masrafların karşılanması gerekiyor. Artan lojistik maliyetler nedeniyle Ukraynalı üreticilerin de tahıl fiyatlarında indirime gitmesi isteniyor. Evet, Rusya kararından vazgeçecek mi? Şartları ortada Rusya'nın. Tabii dünyadan da değerlendirmeler, baskılar gelmeye devam ediyor. Amerikan Newsweek dergisi, sevgili seyirciler, Zelenski ve Putin'in Erdoğan'ın desteği için savaştığını yazdı. Bu konuyu konuşacağız ve soracağız son gelişmelerle birlikte. Uğur Keleş Moskova'dan karşımızda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflar arasında en doğru pozisyonda, iki tarafa da yakın, iki tarafla da konuşabilen tek lider. Barış masasını Türkiye'de İstanbul'da kurmak için çok çaba sarf etti. Önemli girişimleri de oldu Türkiye'nin, sonuç aldığı. Tahıl koridoru bunlardan biri. Dünyanın da takdirini kazandı. Ama sekteye uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devreye gireceğini, döner dönmez Körfez turundan Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den çağrılar var Erdoğan'a yönelik. Newsweek dergisi de işte bunları yazmış. Rusya ve Ukrayna Erdoğan'ın desteği için yarışıyor diye. Senden bir değerlendirme alalım Erdoğan'ın pozisyonu hakkında özellikle ve tahıl koridorundaki son gelişmeler hakkında. Evet Coşkun, Rusya açıkladığı tahıl koridor anlaşmasından çekiliyorum dedi ve ekledi. Bu konuyla ilgili verdiğimiz bütün güvenlik garantilerini kaldırıyoruz dedi. Bu konu dün Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a sorulmuştu. Rusya olmadan Karadeniz'de bir tahıl anlaşmasının yürütülmesi, Türk gemilerinin güvenliği sağlaması falan gibi bir şey var. Bu nasıl olabilir diye bu soruldu Peskov'a. Peskov, Rusya olmadan, Rusya'nın güvenlik garantisi olmadan bu bölge tehlikeli bölge dedi, çatışma alanı dedi. Burada böyle bir işin yapılması, bu tehlikeyi hangi ülke göze alabilir bunu bilmiyorum. Bu biraz zor diye cevap vermişti. Tahıl anlaşmasıyla ilgili dün var dedi. 90 gün içerisinde eğer bize verilen sözler yerine getirilirse biz de bu anlaşmaya geri dönmeyi düşünebiliriz dedi. Aynı açıklamayı bu sabah Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yaptı. 90 gün içerisinde bize verilen sözler yerine getirilirse biz bu anlaşmaya katılma, yeniden dönmeyi düşünebiliriz dedi. Bakanlık açıklamasında altı çizilen önemli konu şuydu. Rosselhaus Bank'ın Swift'e dahil edilmesinin alternatifi yok dendi. Yani buna başka bir çözüm değil. Bu direkt Swift'e dahil edilecek dedi. Rusya'nın şartları bu. Bize verilen sözler yerine getirilirse biz buna döneriz dedi. Rusya güvenlik garantilerini de kaldırmıştı demiştik bu koridor üzerinde. Bu konu çok sıkça Rusya televizyonunda, politik tartışma programlarında tartışılıyor. Siz de az önce belirttiniz. Hem Türkiye'nin hem de devlet başkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iki ülke lideriyle olan kişisel ilişkileri ve ikisiyle de konuşabilmesi özelliği büyük önem taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a bir teklif gelmişti. Rusya olmadan biz bu işi yapalım diye. Aynı şey Rusya televizyonlarında da tartışılıyor. Bizim buğdayımız var. Türkiye'nin tutumu önemli. Eğer Türkiye karar verirse biz de Rus buğdayını
Türkiye aracıyla satabiliriz konuşmaları, tartışmaları yapılıyor. Burada hemen şunu da hatırlatalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a sorulmuştu bu konu. Tahıl anlaşması daha o zaman belli değildi, bitip bitmeyeceği. Ne olacak denmişti tahıl anlaşmasının kaderi. Sergey Lavrov şöyle cevap vermişti. İki ülke lideri yani Erdoğan ve Putin bu konuyu daha önce görüştüler. Rus buğdayının Türkiye'de işlenerek ihtiyacı olan ülkelere götürülmesi konusu söz konusu demişti. Yani burada bu konu iki liderin görüşmesine bakıyor. Erdoğan'ın alacağı karar tavrına bakıyor. Putin'e yapacağı görüşmeye bakıyor. İki taraf da Erdoğan'a başvurmuş oldu bu konunun çözümüyle ilgili. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler sonucunda bunun ne olacağını göreceğiz. Dediğim gibi Türkiye her iki ülkeyle de iyi ilişkileri ve mesafeli ilişkileri olan dengeli bir politikayı koruyabilen nadir ülkelerden, hatta tek ülke diyebiliriz Coşkun. Birkaç gün daha sabretmemiz gerekecek Türkiye'nin atacağı adımı görmek için. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Cuma günü Türkiye'de, muhtemelen Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşmesi olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. İkinci sorum sana. Önemli bir tatbikat Rusya ile Çin arasında. Ukrayna Savaşı'nın ardından iki gücün birbirine yaklaştığını görmüştük. İşbirliği askeri alanda da giderek büyüyor. Japonya yakınlarında ortaklaşa bir tatbikat başlattılar hava ve deniz unsurlarıyla. Adeta bir güç gösterisi tabii bu. Buna ilişkin de bir değerlendirme alalım senden. Evet Coşkun, dün Vladivostok'taki Pasifik filosuna bağlı deniz gemileri, bunlar denizaltılara karşı ve gemilere karşı kullanılan gemiler, Çin'le birlikte yapılacak Etkileşim 2023 tatbikatına katılmak için denize açıldılar. Önemli bir tatbikat. Hatırlayacağız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir Moskova ziyareti olmuştu. Burada iki lider ilişkileri her alanda geliştireceklerini açıklamışlardı. Daha sonra Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da Çin ziyaretleri oldu. Rusya-Çin ilişkilerinin sadece ekonomik ticari alanda değil, bir tatbikat Japon denizinde yapılıyor. Çin'in biliyorsunuz Tayvan'la ilgili problemleri var. Özellikle Rusya'nın Çin'e bu konuda askeri olarak bir destek vermiş olması, Japonya'ya karşı Japon denizinde böyle bir tatbikatın yapılması tabii ki dikkatleri çekiyor. Çin-Rus ilişkileri özellikle Rusya-Ukrayna çatışması başladıktan sonra hızlı bir şekilde artmaya, gelişmeye devam etti. Çin'in bir planı da vardı biliyorsunuz barışın sağlanması konusunda ama pek başarılı olmadı. Evet. Ekonomik alanda çok ilerliyor Rus-Çin ilişkileri. Şöyle bir örnek verebiliriz. Rusya şu an elektroniğini, tekniğini, aracını Çin'den sağlıyor. Rusya sokaklarında, Moskova sokaklarında Çin araç sayısında müthiş bir artış var. Yani Rusya alışverişlerini ruble ve yuanla yapıyor. Bunun tabii artıları var, eksileri var. Bu alışveriş karşısında elde ettiği para döviz kaybı var. Yuan elde ediyor, ruble veriyor ama artılar olduğu kadar eksileri de var. Dediğim gibi ilişkiler geliştiriliyor. Bu da önemli bir tatbikat. Etkileşim 2023. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bu tatbikatla ilgili görüntüler düşmeye başlayacak Coşkun. Evet, Moskova'dan Uğur Keleş'ten aldık bilgileri. Dönelim şimdi. Peki ne? Bu tatbikatın Çin'deki yankılarını konuşacağız. Muzaffer Eryiğit, TRT Pekin temsilcisi karşımızda. Şimdi sevgili Musab, biraz önce Uğur Keleş dedi ki Moskova sokakları Çin arabalarından geçilmiyor dedi. Anlaşılan o ki Rusya'ya uygulanan yaptırımın sonuçları Rusya-Çin yakınlaşması olarak karşımıza çıktı. Ekonomik alanda işbirliği giderek gelişiyor. Askeri alandaki işbirliğine de tanıklık ediyoruz. İki ülke arasında Japonya yakınlarında ortaklaşa bir tatbikat düzenleniyor dedi. Kuzey Etkileşim 2023 adı altında. Hem Batı'ya hem de müttefiklerine önemli bir güç gösterisi aynı zamanda. Senden de bir değerlendirme alalım. İki ülke arasındaki her alandaki bu işbirliğine, artan işbirliğine yönelik. Evet Coşkun Özen, senin de bahsettiğin gibi Pekin ve Moskova arasındaki ilişkiler siyasetten ekonomiye, askeriyeden kültürel ve diplomatik alandaki işbirliğine kadar her alanda gelişiyor. İki ülke lideri sık sık yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor ve bu da iki ülke liderinin iradesi altında ülke ilişkilerindeki farklı alanlarda hissediliyor. İşte o hissedilen alanlardan birisi de pazartesi günü, geçtiğimiz gün başlayan ortak askeri tatbikat ki Japon denizinin de tatbikatın bölgesi olarak seçilmesi oldukça simgesel anlam taşıyor. Tatbikata Kuzey Etkileşim 2023
ismi verildi Coşkun Özen. Aslında bu tatbikat Çin donanması tarafından yıllık olarak düzenleniyordu. Ancak bu kez Rusya ile ortaklaşa düzenleniyor ve iki ülkenin ortaklaşa olarak düzenlediği en büyük hava ve deniz tatbikatı olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Ne kadar süreceği tam olarak açıklanmadı, resmi olarak açıklanmadı. Dolayısıyla aslında ucu açıkta bir durum söz konusu. Çok sayıda askeri iki ülke ordusuna ve donanmasına ait askeri unsurun tatbikata katıldığını biliyoruz. Japon denizinde gerçekleştirdiğini söyledik bu tatbikatın. Özellikle de Japonya'yı Rusya ve Kore Yarımadası'ndan ayıran bu bölgede gerçekleştirilmesi Rusya ve Çin tarafından Batı ve müttefiklerine yönelik bir mesaj, bir güç unsuru olarak ortaya çıktığına yönelik tartışmalar, tabii değerlendirmeler yapılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda tabii Pekin'in bir de misafiri vardı. Rusya'nın amiraliği Pekin'e geldi ve Çin Savunma Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede taraflar ortaklaşa tatbikat ve devriyelerin düzenli olarak yapılması konusunu masaya yatırmıştı ve görüş birliğine de varmışlardı. Tabii özellikle de Asya Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'nın ortaklaşa devriye düzenlemesi başta Japonya olmak üzere bölgedeki diğer unsurlar için bir güvenlik endişesi unsuru riski yaratıyor ki hatırlanacağı üzere Japonya bu endişe nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de bazı değişikliklere, güncellemelere gitmişti. Rusya ve Çin'in başta Japon denizi ve yine Tayvan çevresindeki sularda askeri, ortaklaşa askeri devriye düzenlemesinin ciddi bir güvenlik riski taşıdığı yine Japonya'nın, Tokyo'nun Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde yer almıştı. Dolayısıyla da aslında o Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'nın batıdan tecrit edilmesi ve Rusya ve Çin'in geçtiğimiz uzun yıllardır görülmemiş derecede ilişkilerini ileriye taşıması ve bu askeri alana da yansıması başta Japonya olmak üzere bölgedeki güçler dengesinde ciddi yansımaları barındırıyor. Bu da tabii başta Japonya olmak üzere Tayvan, Güney Kore gibi ülkeler üzerinde ulusal güvenlik endişeleri yaratıyor. Tartışmaları da bu bölgede büyütüyor. Coşkun Özen, toparlamak gerekirse Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşma askeri anlamda da derinleşiyor. İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ortak tatbikatlara yansıması, özellikle de bu tatbikatların Japonya yakınlarında, Japon denizinde düzenlenmesi nedeniyle Japonya'da ulusal güvenlik endişeleri de tartışmalarını da başlatmış durumda. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sana bırakalım. Evet, Muzaffer Yiğit Pekin'den değerlendirdi. İşte bu son gelişmeyi sevgili seyirciler. Rusya ve Çin Japon denizinde tatbikatlarını sürdürürken Kore Yarımadası'nda da tansiyon düşmüyor sevgili seyirciler. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönünde bir füze fırlattığını duyurdu. Füzenin türü henüz netleşmezken bunun kıtalar arası balistik füze olduğunun düşünüldüğü belirtildi. Fırlatma Japon Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Japon Sahil Güvenliği füzenin düştüğünü duyurdu. Kuzey Kore 12 Temmuz'da Hwasong 18 tipi katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. 75 dakika havada kalan füzenin irtifa ve uçuş süresinin rekor seviyelere ulaştığı belirtilmişti. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Amerikan ordusunda görevli bir askerin sınırı aşarak Kuzey Kore'ye geçtiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askerin durumundan endişe edildiğini söyledi. Lloyd Austin, Savunma Bakanlığı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Güney ve Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Pemmumkoma düzenlenen tur sırasında askerin sınırı bilerek izinsiz geçtiğini doğruladı. Austin, askerimizin iyi olduğu konusunda kesinlikle çok endişe duyuyorum dedi. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı da askerin Kuzey Kore'de gözaltında olduğunu, olayın çözümü için bu ülkenin ordusuyla iletişim kurulduğunu açıklamıştı. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya yeni savaş gemisi F-35 ve F-16 savaş uçakları gönderiyor. Pentagon böylece başta Hürmüz Boğazı olmak üzere Orta Doğu'daki önemli su yollarının izleneceğini açıkladı. Kararın son aylarda İran'ın ticari nakliye gemilerine el koyması ve tacizi sonrası alındığı duyuruldu.
Amerika, Orta Doğu'daki önemli su yollarını izlemek amacıyla özellikle Hürmüz Boğazı çevresi için önemli bir adım atıyor. Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgeye yeni bir savaş gemisi gönderileceğini açıkladı. Savaş gemisine konuşlanacak F-35 ve F-16'larla Amerika'nın bölgedeki savaş uçağı sayısı da artacak. Açıklama, Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh'den geldi. Singh, Amerika Hürmüz Boğazı ve çevresini gözlemlemek için bölgedeki varlığını ve kabiliyetini artırıyor, dedi. Gönderilecek savaş gemisi ve uçakların görev süresi ve tam olarak nerede görev alacaklarına dair detay verilmedi. Karar, son dönemde İran'ın attığı adımların ardından geldi. Amerikan donanması bu ayın başında İran'ın Umman Körfezi'nde iki ticari tankeri alıkoymasını engellemek için müdahale etti. 2019'dan beri iki ülke arasında Basra Körfezi'ndeki stratejik noktalarda gemilere saldırı düzenlendi. Dünyanın ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık 1/5'i Basra Körfezi'nin okyanusa açıldığı İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. İsrailliler 28 haftadır Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor. On binlerce kişi, sevgili seyirciler, ülke genelinde yine sokaklardaydı. İsrail polisi gösterilere TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. 60 kişi gözaltına alındı. İsrail'de Netanyahu hükümetine tepkiler dinmiyor. Tartışmalı yargı düzenlemesine karşı yapılan gösteriler 28. haftasında devam etti. Göstericiler İsrail bayraklarıyla iş çıkışı saatlerde tren istasyonlarında toplandı. İsrail polisinin bazı istasyonların girişini kapatması seferleri aksattı. İsrail genelinde birçok otoyolda göstericiler yolları trafiğe kapattı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Göstericiler protestoların sembolü haline gelen Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'ndeki hükümet kompleksinin önünde toplandı. Yaklaşık 1000 kişilik gösterici grubu Tel Aviv'in ana arteri Ayalon otoyolunu kapattı, yolda ateş yaktı. İsrail polisi göstericileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak uzaklaştırdı. Ülke genelindeki protestolarda 60 kadar göstericinin gözaltına aldığı bildirildi. Bu arada yüzlerce gösterici de Tel Aviv'den Kudüs'e doğru bir yürüyüş başlattı. Yürüyüşün organizatörleri amaçlarının ülkeyi çöküşten kurtarmak olduğunu belirterek Kudüs'e ulaşmalarının yaklaşık 4 gün süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sevgili seyirciler ikili görüşmede İsrail'deki tartışmalı yargı reformuyla İran meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi ve Rusya ile gelişen savunma ortaklığı karşısında endişelerini masaya yatırdıkları belirtildi. Biden ve Herzog'un İsrail'deki tartışmalı yargı reformu konusunda fikir birliğine dayalı yaklaşımın gerekliliğini de ele aldıkları aktarıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Biden'la harika bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Biden'la İran'ın nükleer silah edinmesi ve Hizbullah'a karşı operasyonlar konularını görüştüklerini kaydeden Herzog, İsrail'deki yargı reformuyla ilgili tartışmaları da ele aldıklarını belirtti. Azerbaycan'a gideceğiz Avrasya gündeminin bu bölümünde. Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim var. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Detayları almak üzere dönelim Bakü'ye. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos karşımızda ayrıntılar için. Karabağ'da bulunan Ermeni güçlere hem tahkimat, destek hem de diğer taraftan bu güçlerin Azerbaycan askerlerine yönelik provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaklaşık bir saat önce Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandı. Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grup üyeleri Adan bölgesinde bulunan Azerbaycan mevzilerine yönelik uzun
uzun süreli yine ateşkes ihlalleri gerçekleştirdiği ve bu bölgeye de askeri teçhizatların tahkim edildiği tespit edilmiştir denildi. Azerbaycan ordusunun gerekli birimleri, bölgedeki yapısı bu noktalara aslında bir operasyon, acil önlemler aldığı ifade edildi bakanlık açıklamasında ve bu noktada oraya devam eden tahkimatında sona erdiği kaydedildi. Ayrıca Ermeni güçler yine sabah saatlerinde, gece yarısından itibaren Basar Geçer bölgesinin Yukarı Şorca ve Gafan bölgesinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki, Mollabayır'daki ve Nahçıvan'daki mevzilerine yönelik bir kez daha yine bu aralıklarla ateş açtığı ifade edildi. Bölgede, bu söz konusu bölgelerde Azerbaycan ordusu gerekli tedbirleri de aldı. Herhangi bir can kaybının da yaşanmadığı belirtildi. İşte Ermenistan tarafı bu provokasyonların sürdürürken diplomatik anlamda da Azerbaycan'a yönelik mesnetsiz suçlamalarını sürdürüyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan dün Avusturya'da Azerbaycan'ı yine hedef almıştı. Asılsız iddiaları gündeme getirmişti. Ve biraz önce de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara ilişkin bir yalanlama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymak yerine yaklaşık 30 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik gerçekleştirdiği gerçeği hiçbir şekilde silinmeyecektir tarihten denildi. Karabağ'da yaşayan Ermenilerin hak ve güvenliklerini bahane ederek çeşitli iddialarla barış sürecinin engellenmesi Ermeni yetkililerin gerçek niyetini ortaya koymaktadır denildi. Karabağ nüfusu derken sadece Ermenilerin haklarının kastedilmesi ve bu topraklardan sürülen yüz binlerce Azerbaycanlı'nın yok sayılması, hak ve güvenliklerinin görülmemesi kabul edilemez denildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede gergin insani durum iddiaları Ermenistan'ın siyasi oyunu ve manipülasyonudur denildi. Azerbaycan tarafından önerilen Adam Hankendi yolunun da bu nedenle aynı mazeretle kabul edilmemesi, buradan yük taşınmasının önüne geçilmesi, Ermeni aslında yetkililerin bu noktayı kabul etmemesi de aslında son bir örnek bölgede barışın istenmemesine ilişkin. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın son dönemde Laçin'le ilgili Ermenistan'ın başvurusunu oy birliğiyle reddetmesini de hatırlattı. Ermenistan tarafından çarpıtılan, aynı zamanda bu noktada provokasyonların devamı, kaçakçılık girişimleri, Ermenistan'ın uluslararası norm ve ilkelere uymak gibi bir niyetinin olmadığını da göstermiştir denildi. Azerbaycan'ın doğu bölgeleriyle özellikle Nahçıvan'la engelsiz ulaşım yolları açma taahhüdünü son 3 yıldır yerine getirmeyen Ermenistan'ın şimdi de çeşitli bahanelerle ulaşım altyapılarını engellemesi, geciktirmesi ve buna yönelik de zorluklar çıkarması, şart koyması bu ülkenin yaklaşık 30 yıl uygulanan izolasyon politikasının hiçbir fayda sağlamadığını, hala anlamadığını gösteriyor denildi açıklamada. Ve son olarak da Ermenistan bölgede barış, istikrar ve güvenlik istiyorsa riyakarlığa, sahte manipülasyonlara son vermeli, barış sürecinin barış içerisinde başarılı bir şekilde sonuçlanması için uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir denildi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Son olarak da Bakü'nün tabii önemli bir konu var bugün. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Başbakanı Abdullah Eripov'u kabul etti. İkili ilişkiler ele alındı kabulde. Yıldan yıla gelişen ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi için, yeni başarılı projelerin gerçekleştirilmesi için İki tarafta emin olduğunu ve kararlı olduğunu vurguladı. Özbekistan Başbakanı da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasının önemini vurguladı. Karabağ'a tabii sözü getirdi. Ve yine diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Aliyev'in Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatıldı. Yine Mirzoyev'in son seçim zaferinin ardından ilk tebrik eden liderin Aliyev olması bu noktada hatırlatıldı. Ve kapsamlı şekilde geliştirilen ilişkilerin daha olumlu çalışmalarla ekonomide, ticarette, yatırımda, enerji, tarım, ulaştırma, lojistik ve sanayi alanlarında ilerlenmesi ele alındığı yapılan görüşmede ve Azerbaycan'da Bakü'de oluşturulan serbest bölgede yine Özbekistan'a bağlı şirketlerin de sınırsız bir şekilde buralara katılımı, ileriye dönük hükümetler arası komisyon faaliyetleri ve Şuşa'da düzenlenen Azerbaycan-Özbekistan hükümetler arası ortak komisyon 12. toplantısına da önem atfedildiği ifade edildi. Önemli de bir kabuldü Özbekistan ve Azerbaycan arasında. Azerbaycan'da, başkent Bakü'de son notlarda bu şekildeydi. Gündemin önemli başlıkları bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.
Bakü'den aldık son gelişmelere ilişkin ayrıntıları Fatih Avanos'tan. Sevgili seyirciler, Arap coğrafyasıyla Körfez ülkeleri arasında gerginlik son dönemde azalmaya başladı. Ülkeler arasında diplomatik temaslar hızlandı. Körfez ülkeleri şimdi Orta Asya ile de işbirliğini güçlendirme arayışına girdi. İşte bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi ve Orta Asya ülkeleri liderlerinin katıldığı bir zirve düzenleniyor. Detaylar haberimizde. Arap coğrafyasında gündem hareketli. Körfez ülkeleri sorunları birer birer çözerken yeni ilişkiler tesis etme arayışında. Arap coğrafyasının politik ilişkileri güçleniyor. Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki gerilim son yıllarda düşmeye başladı. İhtilafların çözümü için ciddi adımlar atıldı. Suriye politikasında da önemli bir gelişme kaydedildi. Esed rejimi 12 yılın ardından ilk kez Arap Birliği zirvesine davet edildi. Katar'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkeleriyle yaşadığı 3,5 yıllık gerilimin ardından 2021'de bölgede normalleşme adımları atıldı. Ambargo kaldırıldı, karşılıklı olarak büyükelçilikler tekrar açıldı. Uzmanlar Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında durmasının bölge istikrarına kazan sağladığı yorumunu yaptı. Mayıs ayındaki Arap Ligi zirvesi öncesi Suriye ile ilişkilerde de önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde uzun süren görüşmelerin ardından Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşüne onay verildi. Rejim lideri Esed 12 yıl sonra ilk kez Cidde'deki zirveye davet edildi. Ancak Katar, Suriye'de şartlar istikrar sağlanmadan siyasi normalleşme fikrini desteklemiyor. Körfez Arap ülkeleri Orta Asya ile de ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. İki bölgenin devlet başkanlarının katılımıyla ilk kez Cidde'de bir zirve düzenleniyor. Orta Asya ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki etkileşim bölgeler arası işbirliğinin yeni bir formatı olarak nitelendiriliyor. Cidde'de düzenlenecek Orta Asya artı Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde iki bölge ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Zirve, Körfez ülkeleri tarafından Orta Asya'da uygulanan projeleri kurumsal bir çerçevede birleştirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Evet, bu zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı da Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. İşte bugün o kritik zirveye Körfez Arap ülkeleri ve Orta Asya zirvesine katılacak. Detayları alacağız şimdi. Taşkent'e gidelim. Muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimoğlu karşımızda ayrıntılar için. Evet, Coşkun Özen, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev dün Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı ve bugün bu Arap Körfez ülkelerinin zirvesi ve Orta Asya liderleriyle bir araya gelecek, bir masa etrafında toplanacaklar. Önemli konular var, özellikle enerji, yatırım ve tarım alanında Suudi Arabistan ve diğer Arap Körfez ülkelerinden Orta Asya'nın beklentisi yüksek. Özbekistan açısından bakacak olursak, Özbekistan son yıllarda Suudi Arabistan'la ve Katar'la işbirliğinde birçok projeyi imza attığını görüyoruz. Özellikle enerji sektöründe santrallerin kurulumunda ve santrallerin yeniden inşa edilmesi konusunda Suudi Arabistan ve diğer Arap Körfez ülkelerinin yatırımları çok fazla ve oldukça etkin bir yatırımlarını gerçekleştirdiler. Artık bu kurulan santrallar, yani Suudi Arabistan yatırımları sırasında kurulan santrallar yakın dönemde Özbekistan enerji sektörüne önemli katkılar sağlamaya başlayacak. 2022 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Şevket Mirziyoyev'in Suudi Arabistan'a yaptığı bir ziyaret kapsamında 14 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanmıştı. Bunlardan 12 milyarı enerji sektörüne yönelikti. Yani enerji sektöründe Özbekistan'ın birçok şehrinde, örneğin Nevai şehrinde, Cizak ve Sirdarya şehirlerinde elektrik santrallarının kurulumuna ilişkin anlaşmalar imzalanmıştı ve Taşkent'te birçok Suudi Arabistan yatırımcı şirketlerinin bu yöndeki anlaşmaları imzalanma törenlerine biz de TRT olarak katılmıştık. Ve Özbekistan'ın dediğimiz gibi beklentileri enerji sektöründe oldukça yüksek. Bunun dışında turizm var. Özellikle dini inanç turizmi konusunda Özbekistan'ın büyük bir hedefleri olduğunu
söylemek mümkün. Geçen sene yapılan anlaşmalar sonucunda Özbekistan'dan umre ve hac ziyaretlerine ayrılan Özbekistan vatandaşları için ayrılan kotaların artırılması görüldü. Bu da Özbekistan açısından hem Özbekistan vatandaşlarının çıkarları açısından oldukça önemli bir gelişme ve bugünkü toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmada da bu özellikle bu yönde önemli fikirler ortaya konulacağını söylemek mümkün ve önümüzdeki bu zirve kapsamında önemli anlaşmalar da bekleniyor diyebiliriz. Şahruk Bekalimoğlu'dan aldık. İşte bu zirveye ilişkin ayrıntıları Özbekistan Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de bu zirve için Suudi Arabistan'da. Dönelim hastaneye. Güzel Zaytova karşımızda. Kritik zirve, Körfez ülkeleri, Orta Asya ülkeleri işbirliği zirvesi başladı. İlki düzenleniyor. Liderler bir araya gelecekler. Senden alalım Kazakistan'dan, hastaneden ayrıntıları. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev Suudi Arabistan'a resmi ziyarette, çalışma ziyaretinde bulunuyor. Orta Asya artı Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi Devlet Başkanlarının ilk zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Tokayev bu söz konusu zirve çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'i havaalanında Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan bin Abdülaziz Al Saud ve Cidde valisi Salih bin Ali Atatürk'ü karşıladı. Tokayev'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti İslam'ın ikinci türbesi olan Medine'deki Hazreti Muhammed Mescid Nebevi Camii'nin ziyaretiyle başladı. Bugün de Tokayev Cidde'de gerçekleşecek olan Orta Asya artı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Devlet Başkanlarının ilk zirvesine katılacak. Hem diğer Orta Asya ülkeleri devlet başkanları hem de Körfez ülkeleri devlet başkanlarının söz konusu zirve katılması bekleniyor. Dün de canlı yayında aktarmıştım. Körfez ülkeleri genel olarak Orta Asya devletleriyle, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor ve bu nedenle söz konusu zirve son derece önemli bir zirve olacak ve söz konusu bu zirvede de Körfez ülkeleriyle Avrasya, Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması öngörülüyor diyelim. Kazakistan Ticaret Bakanlığı da istatistiksel verileri açıkladı bu arada. Kazakistan Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kazakistan'la Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2022 yılında bir önceki yıla nazaran %90,5'lik artışla 16,5 milyon doları oluşturdu. Bunun içinde Kazakistan'ın ihracatı %14,2'lik düşüşle 4,7 milyon dolara indi. İthalat ise 3,7 kat artarak 11,8 milyon dolara ulaştı. Öte yandan Kazakistan Rusya'ya da ihracatını arttırdı. Kazakistan bu yılın ilk 5 ayında Rusya'ya 4 milyar 400 bin dolarlık ihracat yaptı. Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu'nun ön verilerine göre 2022 yılının Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneminde 2,79 milyar dolar olarak kayda geçen Kazakistan'ın Rusya'ya ihracatı bu yılın aynı döneminde %45'lik artışla 4 milyar 400 bin doları oluşturdu. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi bu dönemde 10,5 milyar doları buldu. Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerle ticareti bu yılın ilk 5 ayında %10,5 yıllık artışla 11,43 milyar dolara, AB ülkeleriyle ise bir yılda 17,15 milyar dolardan 17,17 milyar dolara da yükseldi diyelim ve söz yeniden merkeze bırakalım. Güzel Zaytova'dan aldık bilgileri. Astana'dan sevgili seyirciler, son bağlantı noktamızdı Kazakistan. Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın işte bu kritik zirveleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu, özellikle Körfez ülkeleri, Orta Asya liderler zirvesini, tüm bu gelişmeleri ele alacağız. Mercek altına alacağız Avrasya gündeminde. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili seyirciler.